farkındalığın karşısında bizlerde oluşan yapay bilinç ve bir nevi aslında hani deyim yerindeyse yapay zekanın tuzaklarından bahsedeceğiz. Kastettiğimiz yapay zeka içimizdeki yapay zeka. Dışarıda yeni yeni çalışılan yapay zeka değil. Maalesef hiçbirimiz yaratıcının bize verdiği o doğal zeka, doğal bilinç ve doğal zihne şu anda sahip değiliz diyeceğim ama aslında bu bahsettiğimiz doğal bilincimiz, doğal zekamız, doğal farkındalığımız aslında bizde duruyor. Bu kaybettiğimiz bir şey değil, ortadan kalkmış bir şey değil, zarar görmüş bir şey değil. Fakat bunun üstüne bir şey oturmuş. İşte o yapay bir zihindir, yapay bir zekadır. Ve biz bu doğal olmayan, yapay olan bilincin, zekanın üzerinden hayatımızı yaşamaya başlamışız. Nasıl oluşuyor bu yapay zekamız? Psikolojik zemin üzerinde bir kısım tecrübeler oluşuyor. Yani biz psikolojik bir algıyla hayata bakıyoruz ve bir kısım şeylerle karşılaşıyoruz. Ve karşılaştığımızda aslında bir kısım verileri alıyoruz. Ama bu verileri psikolojik zeminimiz kendince güya ben bunlardan bir şey öğreniyorum diye bunları yanlış yorumluyor. Hani çok günümüzde var ya, yapay zeka kendi kendine öğrenebilir mi? Mümkün. Bunun en hası şu an bizim içimizde işliyor. Biz psikolojik zemin üzerinde duyduğumuz, gördüğümüz, yaşadığımız, deneyimlediğimiz şeyleri anlarken, kavrarken, değerlendirirken bir şey öğreniyoruz ama maalesef çoğunlukla öğrendiğimiz şeyler yanlış oluyor. Örneğin sana yalan söyleyen bir insandan sen şunu öğreniyor olabilirsin. Bundan sonra hiç kimseye inanmayacağım. Herkesin üçkağıtçı gözüyle bakacağım. Şimdi ne yapmış oldun? Tırnak içinde yanlış bir öğrenme oluştu. O yanlış öğrenme bundan sonraki senin hayatını bu anlamda, bu yönüyle belirlemeye başlayacak. Burada bahsettiğimiz şey mutlaka olumsuz olaylar değildir. Olumlu bir olay da olabilir. Sen olumlu bir olaydan hayatta her şeyin olumlu gelişeceğini çıkarırsan o da bir nevi zekanla bir şey öğreniyorsun ama yanlış öğreniyorsun. İnsan psikolojisinin sahip olduğu zeka aslında hem veri toplamaya hem de verileri işlemeye imkan sağlayan bir yapıya sahip. Ama bunu bilinçli bir şekilde kullanmadığımızda, yani gerçekten objektif olduğu gibi gerçekçi bir şekilde yorumlamadığımızda, işte yapay zekanın öğrenmesi gibi bu sefer bizim doğal zekamız gitgide zayıflıyor. Onun üzerine yapay, yanlış, problemli, abartılı bir zeka devreye giriyor. Bakın hepimiz 3 aşağı 5 yukarı kendimizi akıllı görürüz. Hatta kendini aptal gören bir insana bile sen aptalsın dediğinde sen ne demek istiyorsun, ben senden daha iyi düşünüyorum deriz. Aslında bu içimizde bir zekanın,
bir mantık, muhakeme, analiz kabiliyetinin olduğunu gösteriyor. Fakat küçüklükten itibaren biz verileri yanlış işlemeyi öğreniyoruz. Örneğin diyelim ki baban seni çok eleştiriyordur. Oradan ne öğrenirsin? Asla hata yapmamalısın. Sen bunu öğrendin ya, güya çok iyi bir şey öğrendiğini de zannedersin. Hiç hata yapmazsan kimse de beni eleştiremez. Dolayısıyla babamın beni eleştirdiği o durumda durumu bir daha yaşamam. Ama sen ne yapmış oldun aslında burada? Yanlış bir öğrenme süreci işledi. Hepimizde istisnasız yanlış öğrenme sürecinden gelen kalıplar vardır. Bazen örneğin diyelim bir şeyi mükemmel yapamayacaksan hiç yapma diyen bir kalıbınız vardır. Şimdi bu bir zeka mıdır? Evet zekadır ama yanlış bir zekadır deyim yerindeyse. Hatta biz bu hani yapay zeka tabirini kullandım. Aslında bu sahte bir zekadır, aldatıcı bir zekadır, yanıltıcı bir zekadır. Bizim ayağımızı kaydırmaya yönelik işleyen bir zekadır. Ama öyle ki biz bunu bizi ayakta tutan bir şey zannederiz. Mesela her şeyin en kötü ihtimalini düşün, ona göre yaşa. Niye? Çünkü buna hazırlıklı olmalısın. Ama böyle bir zekanın sana neye mal olduğunun farkında mısın? Her şeyi olumsuz yorumlayan bir tarafın var. Her şeyin altından bir problem çıkacağını, hiç kimseye güvenilmemesi gerektiğini, her şeyin büyük olasılıkla ters gidebileceğini ve sürekli hepsine karşı önlem alman gerektiğini sana sürekli telkin eden bir zeka bu aynı zamanda. Söylediğin 100 şeyin biri bile bazen gerçekleşmiyor. Belki söylediği 100 şeyin yarımı gerçekleşiyor. Bakın yarısı değil, %1'i bile değil, yarımı gerçekleşiyor. Ama senin zihnin, senin o çok güvendiğin zekan sana böyle dediği halde sen bunu uyulması gereken bir zeka olarak kabul ediyorsun. Hatta bazen bunu o %0.5 gerçekleştiğinde bak ben çok akıllıyım, ben iyi düşünmüşüm dersin. Aslında sen düşünmedin. O yapay ve sahte zeka düşündü. %0.5 oranında da isabet kaydetti. Peki %99.5 ne yaptı? Senin hayatını bloke etti. Seni olumsuz şeylerle sürekli meşgul etti. Bazen uykundan etti, bazen zamanını çaldı, bazen kafan o kadar o olumsuz hikayelerle doldu ki ya beynimi durduramıyorum falan diyorsundur. Peki bunu kim yapıyor? İşte kendini teslim ettiğin mevcut o yapay ve sahte zekan bunu yapıyor. Ama sen bunu öyle kabul etmiyorsun. Ben öyle düşünüyorum. Ben öyle değerlendiriyorum. Bana göre doğru olan bu diyerek onu kendi doğal zekan olarak kabul ediyorsun. Hatta ona o kadar alışıyorsun ki bunu bırakmak sana hayatta yaşayamayacakmışsın korkusu bile verebiliyor. Yani negatif düşünmesen ne olur? Yani hayatımı yaşayamam cevabı verebiliyor o zeka. Halbuki dikkat edin burada çok önemli bir nokta var. Negatif düşünmemek demek, negatif ihtimali değerlendirmemek demek değil. Veya negatif ihtimallerin olabileceğini yok saymak demek değil. Doğal bir şekilde yaşıyorsun, negatif bir ihtimal de aklından geçiyor ama ona takılmıyorsun. Ona karşı bir garanti aramıyorsun. Uçağa biniyorsun, aklından geçiyor. Uçak düşebilir. İhtimal var mı? Var. Ama peki sürekli uçaktayken
düşme korkusuyla mı yaşıyorum? Veya sürekli tereddüt içinde miyim? Veya ya bundan çok sıkıldım, en iyisi kendimi oyalayacak telefon, dergi, mergi bir şey bulayım diye mi düşünüyorsun? En iyisi kafamı dağıtayım diyorsun. Peki şunu hiç sormuyor musun? Kafanı kim bu kadar dolduruyor? Hani kafanı dağıtmak istiyorsun ama kim kafanı bu kadar dolduruyor? Kim tarafından manipüle ediliyorsun? Hani biz de diyoruz ya, böyle ileride yapay zeka işte kendi kendine öğrenip insanları yönetebilir mi? Zaten şu an olan şey bu. Senin şu an kullandığın zeka, tırnak içinde söyleyelim, yapay ve sahte bir zeka. Ne tarafından üretilmiş diyeceksiniz? Otomatik kalıplar tarafından üretilmiş. Otomatik kalıplarımız tarafından üretilmiş yapay bir zekaya sahibiz, sahte bir zekaya sahibiz. Ve onunla kendi zekamız gibi yaşamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim zaman zaman bahsettiğimiz, işte dini literatürde nefsi temizlemek olarak da tanımlanan şey aslında bunlar. Örneğin kaygılı olduğun için bazı şeyleri yapmaktan kaçınıyorsun. Hata yapma korkusuyla bazı şeyleri yapmaktan kaçınıyorsun. Bazen de ya yeter artık ne olursa olsun deyip bodoslama bir şey yapıyorsun. İkisi arasında bir fark yok. İkisi de aynı yapay zekanın aynı sahte kalıpları. Ve bazen çok çekiniyorum, bazen de girdiğim ortamda bodoslama dalıyorum. O zeka seni şöyle aldatıyor. Bak ben tersini de yapabiliyorum. Sanki özgür bir şey yapıyormuşuz gibi. Hayır, sen gene özgür bir şey yapmıyorsun. Yine onun tarafından manipüle ediliyorsun. Bir tarafı seni sıkıştırıyor, belli bir yerde patlıyorsun ve tam zıttı bir istikamette bir reaksiyon veriyorsun. Onu da ben böyle de yaparım arkadaş falan diyerek, kendine mal ederek sahte bir kalıbı kendi doğal bilincin zannediyorsun. Bakın bunu hani hepimiz yaşıyoruz. Çünkü insan zihnine gelen otomatik bir kalıp da şudur. Bu da yapay zekanın devrindeyse bir kalıbıdır. Der ki, acaba bir tek sen mi öylesin? Mesela bu da aldatıcı bir şeydir, değil mi? Ya peki bir tek sen öyle olsan ne olur? Yani başkalarının da öyle olması bir yanlışı küçültüyor mu? Yanlış yanlıştır. Başkasının böyle yapmayışı, böyle olmayışı, senin üzerinde çalışman gerektiği gerçeğini örtüyor mu? Hayır. Ama bak o yapay zekanın böyle bir kalıbı var. Diyor ki ya takma o kadar, senin gibi bir sürü insan var. Bir tek sen öyle değilsin ki. Ne yapıyor? Rahatla diyor, kafanı yorma diyor. Böyle birçok insan var diyor. O kadar germe diyor. Halbuki ne böyle bir insanın yalnız olmasının bir anlamı var, ne de o insan gibi milyonlarca insanın olmasının bir anlamı var. Burada ölçüne bir şey fıtri mi, doğal mı, yoksa yanlış mı? Buna bakmak gerekiyor. Buyurun. Ben özür dilerim. Buyurun. Estağfurullah. Tam orada fıtri bir doğal mı dediniz. Hani arasındaki farkı kesin bir şekilde sanırız. Ben orada bir sıkıntı. Evet. Güzel bir şey. Şimdi bunu yapay zekanın sorduğunu farz ederek söylüyorum. Ki hepimizin zekası böyle. Aslında bunu onun üzerinden o kadar kolay anlayamayız. Yani ona, daha doğrusu şöyle diyeyim. Yapay zeka bizden bazen böyle hap çözümler ister. Anlatabildim. Ve öyle çözümler arar. Burada ilk dikkat edeceğimiz şey, öyle bir çözüm yok. Ama dikkat edersem biraz korkularımı ve arzularımı biraz esnetebilirsem
İşte o biraz önce en başta dedim ya, doğal bir zihnimiz var aslında. Doğal bir zihin, doğal bir şuur, doğal bir bilinç, doğal bir farkındalık ve doğal bir zekamız var aslında. Hani ben bazen çocuklardan örnek veririm. Niye çocuklardan örnek veriyorum? Çünkü daha doğal bir zihin. Mesela diyelim ki çocuklar kolay affeder. Beden de kolay affeder. Diyeceksiniz beden nasıl kolay affediyor? Kaç defa dizini kanatmışsındır şey diyor mu sana? Bak bir daha kanatırsam burayı düzeltmeyeceğim falan diyor mu sana? Hayır. Diyor ki tamam gene düşmüş olabilirsin ama ben orayı gene elindeki imkanlarla tamir edeyim. Değil mi? Bak beden affediyor. Elinden geldiğince bütün imkanlarını kullanarak affediyor. Yaralandığın zaman tedavi ediyor. Hatta birçok zaman yanlış besleniyoruz. Beden buna rağmen o sağlık referanslarını, sağlık ölçütlerini dengede tutmaya çalışıyor. Sen bozuyorsun, o dengede tutmaya çalışıyor. Bak tabiata bak, hayatına bak, bedenine bak, çocuklara bak. Bak orada bir affedicilik var. Peki o zaman sana yapay zekan, ya işte affetmeyeceksin. Hatta affedince o beni tekrar yaralayabilir dediğinde bir durup bakacaksın. Acaba gerçekten öyle mi? Mesela şöyle düşünün. Bir yılan seni ısırdı. Biraz zehirlendin. Hastaneye gittin. Panzehirini aldın. İyileştin. Ama şunu mu diyorsun? Ben yılanı affetmeyeceğim. Manasız bir şey değil mi? Ne diyorsun? Yılana karşı biraz daha kendimi koruyayım, dikkat edeyim. Eğer çok yaklaşırsa uzaklaşırım. Yoksa yılana karşı bir nefret, öfke, kin yok değil mi? Ama bakın biz insanlar arasında mesela bize zarar veren bir insandan bile özgürleşebilme becerisine sahip değiliz. Buyurun. Ben burada asıl sıkıntı çektiğim şey, ben kendimi affedeyim. Yani ha, bak. Diğerleri evet. Ne tuttuğum zamanlar oluyor. Evet. Şimdi buyur, buyur. Orada artık onun yani bir algısı sürüyor ama geçtikten sonra diyorum ki ben yansıttım. Benden oldu. Öyle bir algı var. Onu da bir değinirsiniz. Evet. Hep ben yapıyorum. Mesut'u beni. Evet. Benden çıktı. Kötüyüm, iyiyim de gibi bir şey. Şimdi bir yalan yok. Evet. Bulundum. Evet. Belki duymayanlar olmuş olabilir. Yani arkadaşımızın temelde sorduğu şey, yani ben daha çok kendimi affetmiyorum. Şimdi biraz sakince bile baksak buraya, aslında şunu görürüz. Affetmeyen kim? Hata yapan kim? Aslında. Hata yapan nedir? Affetmeyen nedir? Ama dikkat edin, yapay zekanın en büyük tuzağı birbirinden farklı birçok şeyi tek bir kavramın altına sokmasıdır. Tek bir kavram üzerinden ifade etmesidir. O kavram da şudur. Kendim, ben. Kendimi affedemiyorum. Ne demek bu? Diyelim ki 3 sene evvel hırsıma yenilip almamam gereken birçok şeyi almışım, borçlanmışım. Ve onun yükünü çekiyorum. Bunu kim yaptı? Diye o yapay zekaya sorduğunuzda şey diyecek. Ben yaptım tabii ki. Kendim yaptım. Hatta vardır ya meşhur. Kendim ettim, kendim buldum. Aslında bu yanlış bir şey. Doğrusu şudur. Senin içinde birçok farklı düşünce, duygu ve davranış örüntüsü var. Bunlardan bazıları sahte, yapay, aşırı, abartılı ve yanlış. Bazı düşünce, duygu ve davranış kalıpları yanlıştır. Bazıları da doğrudur. Bir de bu doğruyu ve yanlışı algılayabilecek bir
bilincimiz de var. Peki ben bu durumda ne yapmalıyım? Şunu demeliyim. 3 sene evvel beni gereksiz bir şekilde harcamaya götüren ve beni borca sokan o duyguyu, o düşünceyi ve o davranış örüntüsünü fark ediyorum. Bunun çok yanlış olduğunu görüyorum. Net olarak farkındayım. Bir daha bu düşünceye, bu duyguya, bu davranış örüntüsüne kapılmamaya gayret edeceğim. Kim edecek? Şimdiki ben edeceğim. Kimi yanlış buluyorum? O davranışa sebep olan düşünceyi, davranışı, duyguyu eleştiriyorum. Dikkat edin bak, bakın. Ben kendimi hiçbir zaman suçlamam. Dikkat edin. Gerçek kendimi suçlamam. Eğer suçlayacağım bir şey varsa o da tırnak içinde söylüyorum. Beni suça itendir. Beni suça iten kim? İçimdeki bir düşünce, bir duygu, bir davranış kalıbı. Peki ben neyi temizlemeliyim? Neyi tırnak içinde o kelimeyi de hadi kullanalım. Neyi affetmemeliyim? O benliği affetmemeliyim. Demeliyim ki bir daha senin tuzağına düşmeyeceğim. Bir daha senin yanlış düşüncelerine, arzularına, duygularına, davranış kalıplarına kapılmayacağım. Şimdi bunu söylediğimde senin sorunun bir anlamı kalıyor mu? Aslında anlamı yok. Yani o yüzden mesela ben kendimi affedeyim mi, affetmeyeyim mi? Sahte ve yapay zeka sana öyle bir tuzak kuruyor ki neresinden tutsan başına bela. Kendini affet desen bir türlü, kendini affetme desen bir türlü. Halbuki ben önce şuna bakmak istiyorum. Diyorum ki kendi kendime, kendin nesin? Buna dikkat et. Neye kendim diyorsun? Bu çok önemli bir kelime. Kendim ya. Kendim yani. Bu çok kıymetli bir kavram. Ama o sahte zekamız ne yapıyor? Her şeyin üzerine o kelimeyi koyuyor. Mesela kendim iyi miyim, kötü müyüm diye sordu arkadaş. Tamamıyla sahte bir soru. Ne demek iyi miyim, kötü müyüm? Ne yapayım, papatya falı mı açayım acaba? Ya da ya ben iyiyim ya, o kadar da kendimi üzerime gitmeme gerek yok. Biraz rahatlatayım kendimi. Benden daha beterleri var. Mı diyeyim? Yoksa ya işte ben de çok berbat biriyim ya. Hani her kötü şey beni buluyor. Zaten işte neysen onu çekersin diyorlar. Bir de oradan da bir dayak yiyorum. Ondan sonra çık işin içinden. Kendini kötü hissediyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Ya kafayı dağıtmak için sigara mı içeyim, bir şey mi içeyim? Ya da işte eğlenceye mi gideyim? Ya da yemek mi yiyeyim diye bu sefer başka hikayelere dönüyoruz. Halbuki şunu sormamız gerekiyor. Psikolojik düzey için söylüyorum bunu şimdilik. Psikolojik düzeyimde sahte, yanlış, aşırı, abartılı, bana veya çevreme zarar verebilen düşünce, duygu ve davranış kalıpları var mı? Diyelim ki var. Herkes de var zaten. Yani olmaz mı? Peygamber değilsen, ermiş değilsen ki onlarda da bazen olabilir ama onlar buna kapılmazlar. Var, evet, bazı yanlış düşünce, duygu ve davranış kalıpları var. E ne yapayım? E işte kendini ne yaparsan yap artık. Hani uçurumdan mı atarsın? Çok buyurun. Nasıl kapılmazlar mesela? Var mı? Tabii ona da geleceğiz. Şimdi burayı tamamlayalım. Var diyelim. Bazı yanlış düşünce, duygu ve davranış kalıpları var. Ya ben o zaman çok kötüyüm ya. Mesela çok berbat biriyim ya. İçimde de hakikaten bir kibri hissettim. Çok berbat biriyim. Mesela düşünün. Biz niye hatalı alanlarımızı... Yani psikolojik düzeydeki hatalı, yanlış düşünce, duygu ve davranış kalıplarını kabullenmek istemiyoruz. Çünkü içeride bir şey diyor ki,
Bunları kabul edersen diyor, kendini kötü hissedersin. İyisini boş ver diyor. Millet çok mu düzgün diyor. Herkes iyi tarafını anlatıyor. Sen mi kötü tarafını anlatacaksın? Bakın yapay zeka çok zekidir. Size çok iyi akıl verir. Ama verdiği akıl kötü bir akıldır. O yüzden sahte ve yapay diyoruz. Ha, dönelim konumuza. Diyelim ki yanlış bazı şeyler var. Tamam var. Önce bir bunları gör. Önce bir bunları göreni gör. Kim görecek bunları? Bu yanlış şeyleri kim görecek? Nereden bakacağım bunlara? Böyle eyvah, ben o kadar kötü müyüm ya? Eyvah, ben demek ki çok berbat biriymişim falan deyip çökeceğim mi? Yoksa bunları daha sakin, daha doğal bir yerden mi göreceğim? Mesela birisi gömleğinde bir akrep var dese, akrebi şey yaparsın, akrep çıkmıyorsa ceketini çıkarırsın, gömleğini çıkarırsın değil mi? Ama akrep derideyse onun üzerini örtmeye çalışırsın. Çünkü onu kendin zannediyorsun. O yüzden yanlış, hatalı, sahte, aşırı düşünce, duygu ve davranış kalıplarını kendiniz olarak görmeyin. Onlar kendimiz değiliz. Ama kendimiz zannetmişiz bir zaman ve onların üzerinden hareket etmişiz. Diyelim ki ben hep kendime yetersizsin, yetersizsin demişim. Hiç adım atmamışım, hiç risk almamışım, hiç harekete geçmemişim. Neden? Sen yetersizsin, yapamazsın, yapamazsın, yapamazsın. Bunu gördüm. Peki bunu nasıl görmeliyim, nasıl bakmalıyım? Kendim diye değil. Ben de hep kendime yetersizsin, yetersizsin dedim. Allah kahretsin, hiç adım da atmadım. Bugün de bu noktaya geldim. Mi diyeceğim? Yoksa, ya ne kadar ilginç yani. Kendim diye kendime yetersizlik damgasını vurmuşum. Ve bu yüzden de harekete geçmekte hep zorlanmışım. Bu yüzden de birçok imkanı kullanmamışım. Birçok kabiliyetimi açığa çıkarmamışım. Kendimi baskılamışım. O zaman benim bu yetersizsin, yetersizsin düşüncesini bırakmam lazım. Bırakmayı düşünüyorum, bırakmayı tercih ediyorum. Bakın, burada egonun birçok tuzağı var. Yani kalkıp size, ya işte böyle olduğumu biri bilse benim hakkımda ne düşünür? Kimse benimle arkadaş olur mu? İşte insanlar beni sever mi? Falan bir sürü hikaye, hikaye, hikaye üzerinden hikaye. Bütün bunları size sunan, sizi manipüle eden işte zihninizdeki bu sahte bilinçtir, sahte zekadır. Güya sizi korumaya çalışıyor. Kimimize mükemmellik benliğiyle girer, kimimize yetersizsin düşüncesiyle girer, kimimize sen hayatta bir şey yapamadın, bundan sonra da yapamazsın der. Kimimize ya sen geç kaldın, yaşın nerelere geldi, sen hala buraları çözememişsin der. Her yerden gelir, böyle çok tatlı gelir ama siz onun geldiğini görmezsiniz. O kadar otomatiktir ki bunu kendinizden zannedersiniz. Hani gönül isterdi ki düşünce, duygu ve davranış alışkanlıklarımızı hani o YouTube videoları gibi işte 0.10'da 25'e kadar yavaşlatabilseydik. Eğer bunları yavaşlatabilseydik ve gözlemleyebilseydik çok mükemmel bir şey olurdu. Ama onları yavaşlatamıyoruz. Peki ne yapabiliriz? Gözlemci benliğimizi güçlendirebiliriz. Bak dikkat et. Şimşek hızında bir duygu geldi. Şimşek hızında bir düşünce geldi. Bunun gelen bir düşünce, gelen bir duygu olduğunun farkında mısın?
Bu gelen bir düşünce, gelen bir duygu. Orada bir dur ve bak. Ama bilinçli ol, boş verme. Farkında ol ve o düşünceyi, o duyguyu gözlemle. Bir bak bakalım sana ne diyor? Sana ne fayda sağlıyor? Sende hangi işlevselliği tetikliyor? Buyurun. Hocam, sürekli ben soruyorum, kusura bakmayın. Yok, estağfurullah. Arkadaşlardan da özür dilerim. Şimdi şöyle bir durum var. Hani ben birbirimden anlamlı adı Semra, babamın adı Saki. Ondan doğdum. Onun genetik durumlarını alıyorum. Ki ailede hiç kimse benim uzun da değil. Algısını alıyorum vesaire. Ya da daha önceki kuşaklardan bazı davranışları alıyorum diye bir durumlar var. Çok konuyla da ilişkili değil aslında da. Hani ben onların şeyini de mi taşıyorum? Mesela dedem bir şey yaptı. Bana mı aktardı? Hani melisiyle gibi. Ya ben bunu böyle size özellikle de sorabilirdim ama. Evet. O bir can sıkıcı oluyor. Günümüzde. Çünkü ben kendi hayatımda bir şey yapıyorum. Bir şey öğreniyorum. Bana birbirlerine bir şey söylüyor. Acaba dün böyle mi yaptım? Yok şöyle mi yaptım? Ondan dolayı sordum. Evet. Günümüzde bu aile dizimi konusu çok dillendiriliyor. Bir de bunun üzerinden çok fazla yorum yapılıyor arkadaşlar. Hani bir ben kendi sorunlarımla uğraşayım derken bir de aileden gelen bir de yük daha geldi. Hadi al başına bir bela daha. Ben bunların üstesinden nasıl geleceğim diye. Bir de o hikaye. Onu ayrıntısıyla bir başka güne saklayayım ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. İnsan, bakın hem bedensel olarak anne veya babamızın aynısı değiliz, değil mi? Aslında bu bile çok önemli bir şeyi bize gösteriyor. Dediğin gibi mesela işte ailende anne baba tarafında uzun kimse yok ama sen uzunsun. Ama bak genetik olarak da onlardan gelen bir biyolojik yapın var. Ama dikkat edin, anne ve babadan gelen iki hücre bir araya geldiğinde orada bir gen değişimleri olur. Ve o gen değişimleriyle aslında yepyeni, farklı bir DNA oluşur. Aslında bu bile insana şunu gösteriyor. Sen sana ait özgün bir bireysin. Dolayısıyla bu noktada böyle kafamızı çok fazla karıştırmaya gerek yok. Ama şunu da söyleyeyim. Bizler atalarımızın hafızasını taşıyoruz. Hocam Kur'an ne diyor bununla alakalı? O ne emrediyorsa o. O konuda acele etmeyeceksin de şunu hatırlatmak istiyorum. Yani Kur'an'da buna dair böyle çok açık bir şey ben en azından bilmiyorum. Ama bilgim, tecrübem, deneyimim üzerinden söylüyorum. Hani hiçbir insan, hiçbir kimsenin tırnak içinde günahı olarak günahını taşımaz. Hani atıyorum deden erik çalmış, senin dişin kamaşmış. E ne yapayım? Dişim kamaşmışsa kamaşmış. Bu benim dedemin hırsızlık yükünü taşıdığım anlamına gelmiyor ki. Dedemin hırsızlık suçunun sorumlusu benim veya onun bir parçası da bana yükleniyor anlamına gelmiyor ki. Sadece dişim kamaşmıştır deyim yerindeyse. Diyelim ki atalarında büyük bir korku duygusu var. Bende de onların o korku duygusunun hafızası var. Onlara ait bir hafıza. Ama bu ben değilim. Ben onunla şekillenmiyorum. Bunu ayırmayı özellikle önemsiyorum. Yani ben atalarımdan gelen şeyle oluşmuş bir varlık değilim. Ama atalarımın yaşadıklarının hafızası bende var. Zaten bu mevzu biraz yanlış anlaşıldığı için de reenkarnasyon hikayeleri oluşturuluyor. Şimdi bu konuyu burayla kapatayım.
daha ayrıntılı bir gün bunu konuşuruz. Şuna gelmek istiyorum arkadaşlar. Hani arkadaşımız da böyle zihnini meşgul eden birçok soruyu soruyor, iyi oluyor. Fakat şunu söylemek istiyorum. Zihninizi çok teorik sorularla meşgul etmeyin. Pratik anlamda bir şeylere bakın. Mesela ya benim bir tembellik damarım var. Veya benim bir böyle gereksiz ısraf yapan bir tarafım var. Veya böyle sorumlulukları erteleyen bir tarafım var. Vesaire. Bunlar üzerinde çalışın. Yani dedemin yediği erikten benim dişim kamaşıyor mu kamaşmıyor mu? Ya varsın en son o kamaşma kalsın yani. Şimdi orayla mı uğraşayım ya da bu doğru mu değil mi? Orayla mı ilgilenmek daha işlevsel bir şeydir? Yoksa benim aşırı erik yiyip midemi bozmam mı daha önemlidir? Değil mi? O yüzden o yapay zihnimiz bazen olayları çok fazla karıştırır, kurcalar, her şeyi çözmek ister ve çözemedikçe de sanki bir şey yapamayacağını düşünür. Ve bir bakarsınız, hani bir bilgenin deyimiyle, manevi yol basittir ama zihin onu karmaşıklaştırırlar. Tıpkı o tuzağa düşeriz. Yol basittir. Yani basitlikten kastımız hani doğal, anlaşılabilir, yaşanabilir, idrak edilebilir bir şeydir. Bir karmaşası yoktur. Fakat zihin orayı karmaşıklaştırır. Karmaşık gösterir. Ve makul gibi görünen de birçok soru sorar. Hepsi de hakikaten soru olarak makul. Ama şunu sen düşünmezsin. Ya benim öncelikli olarak üzerinde duracağım mevzu nedir? Mevzular nelerdir? Seni bir anda oradan uzaklaştırır. Hani vardır ya bir dünyada cevabı verilememiş binlerce soru vardır değil mi? İşte kainatta tek bir kuvvet mi var acaba? Veya bütün fizik hareketlerini açıklayabileceğimiz tek bir kanun var mıdır acaba? Bu mühim bir soru. Ama ben şimdi sürekli bu böyle bir kanun olup olmadığını düşünürken şu çatıyı şey kurallarına göre ne derler işte hani mimarinin gerektirdiği fizik kurallarına göre yapmayı kaçırırsam ne olur? Saçmalamış olurum. Ama zihnim de bana der ki ya sen çok mühim konularla meşgul oluyorsun. İşte konu bu çatı mı şimdi yani? Halbuki yağmur yağıyor ve çöküyor diyelim. Şimdi çatının çökmesi mi pratik ve işlevsel bir sorun? Yoksa işte bütün dünyadaki fizik hareketlerini açıklayacak bir kanun bulmak. Ama o yapay zeka seni neyle uğraştırabilir? Öyle bir kanunu bulmakla uğraştırabilir. O yüzden hani bizim her zaman burada konuşmaya çalıştığımız şey işin hakikatini bilmek ama pratik üzerinde çalışmak. Yani benim hayatımı zorlaştıran, gereksiz yere vaktimi tüketen, beni işlevsizleştirebilen veya doğal işlevsel kabiliyetimi azaltan nedir? Ya biliyorum aslında ama çok zor, düzeltmek çok zor. Ne yapacaksın o zaman? O zaman abi tonla teorik konu var. Tartışacak konu mu yok? Siyasetten konu açarız. Biraz da futboldan. Oo, ne heyecan olur değil mi? Peki bunu mu yapacağız? Yoksa zor gibi gözükse de, değiştirmem zor gibi görünse de gerçekten benim için, hayatım için önemli, gerekli, işlevsel bir konu üzerinde mi çalışmam gerekir? Ama dedik ya, içinizde bir zeka var, çok sahte bir zeka. Sana zeka diye sahte bir şeyi sunuyor. Mesela diyor ki, dünyada o kadar çok yanlış var ki kardeşim.
bak Gazze var diyor. Gazze var diyor ama sen işte Gazze için kermes yapıyorsun. Ama eşinle çocuğunla ilişkin berbat. Kavga ediyorsun. İçinde bir İsrail var. Ama o yapay zeka sana ne diyor? Gazze'de büyük bir dram var diyor. Peki senin bırak aileni. Senin kendi içinde dram yok mu? Sen kendini ne kadar geriyorsun, ne kadar öfkeleniyorsun, ne kadar kaygılanıyorsun, ne kadar kendi kendini eleştiriyorsun, suçluyorsun, boş veriyorsun sonra bir sürü hikaye dönüyor. Sen daha az mı mağdursun acaba? Buyurun. Hocam negatif duygu ve düşünceler tamam yapay zeka mı geliyor? Bundan araştırılır var mı? Ya da pozitif düşündüğüm her şey doğal zeka mı? Evet, güzel bir şey. Negatif düşünce ve duyguların, yani negatif derken hani atıyorum. Hocam ek olarak pozitif ve negatif. Evet. O ayrı bir konu. Evet, tabii. Yani burada mesela diyelim ki ben bir iş yapmaya karar verdim veya karar vermedim de üzerinde düşünüyorum. Sonra fizibilitesini çıkardım. Dedim ki bu iş bana göre değil. Çünkü ben bunu ayrıntılı olarak bilmiyorum. Ve dolayısıyla da bunu gerçekten nitelikli bir şekilde yapamam. Şimdi bu negatif bir düşünce değildir. Bu analizdir. Ama özellikle hocam psikoloji zamanında. Evet işte sen beceriksizin tekisin. Sen yapamazsın. İşte senden bir halt olmaz. Mesela bu negatif düşüncedir. Veya duygular. Bütün negatif duygular aldatıcıdır ve sahte tarafımızdan gelir. Hocam o zaman bu arada fonksiyonel olmayan duygular gibi mi bakacağız? Hani çünkü duygunun olumlusu da vardır. Hayır, şimdi ona geliyorum. Tabii ki düşüncenin olumlusu da var veya düşünce aslında olumlu olumsuz düşünme kavramından da ziyade gerçekçi ve objektif düşünmekten bahsediyoruz aslında. Doğrusu bu. Yoksa hani arkadaşlar hep olumlu düşünelim, hep evrene olumlu mesajlar gönderelim anlamında bir olumluluktan bahsetmiyoruz. Bu da bir sahtelik ve sahtekarlıktır. Kastettiğim şey gerçekçi ve objektif düşüncedir. Mesela diyelim ki ben 10 yaşındayım. Ben fizik profesörü olabilir miyim? Bakıyorum zekama normal işliyor falan. 10 yaşına gelmişim 4. 5. sınıfı bitirmişim. Diyorum ki ben fizik profesörü olmak istiyorum. Fizik alanında ilerlemek istiyorum. Şimdi bu nedir? Bu gerçekçi bir düşüncedir. Eğer bunun gereğini yaparsan tırnak içinde hayat da sana o imkanı açarsa ya da bir bakarsan 15 yaşında öldüm. Benim üniversite arkadaşım vardı. Bağırsak düğümlenmesinden 2. sınıfta vefat etti. Ama 10 yaşında normal bir zekan var dersin ki ya ben fiziği çok seviyorum, merak ediyorum. Fizik okuyacağım, fizik profesörü olacağım. Bakın bu mesela gerçekçi ve nesnel bir düşüncedir. O yüzden ben aslında çok böyle olumlu olumsuz düşünce kavramı üzerinden bile bakmıyorum. Gerçekçi ve objektif düşünüyorsanız bu doğrudur ve tatbik edilebilir. Kişi kendini biliyor mu hocam o zaman? Muhtemelen yani doğal duyduk kendimizi. Zihnimizi boşalttık ve sorduk kendimize bir cevap aldık gibi mi düşünelim? Yani orada biraz bir önce bir doğallığa dönmemiz lazım. Yani doğallık şu. Ya yapamaz mıyım acaba? Acaba yapabilir miyim? Emin değilim ki. Ya işte bazıları da yapamamışlar falan filan okumamışlar vesaire. Bunun gibi zihnimizi böyle kurcalayan, sürekli bir şeyler söyleyen o düşünce ve duyguları biraz böyle bir kenara koymak lazım. O zaman daha doğal bir bilinç harekete geçecektir. O zaman diyelim ki ya geçen aslında ben
televizyonda böyle teorik fizik profesörü vardı. Adam çok güzel konuşuyordu böyle uzay, uzay işte atomlar, atomların parçacıkları. Böyle çok çekici geldi adam. Ya ben herhalde biraz ondan etkilendim. Biraz ondan dolayı herhalde fizik profesörü olmak istiyorum dedim. Ya bu konuyu biraz daha bir araştırayım. Bunun gerektirdiği donanım nedir? Bu nasıl ulaşılan bir durumdur? Neleri okumam lazım diye bir sakince bakarsan ya dersin ki ya ben bu kadar teorik çalışma yapmaya eğilimli biri değilim dersin. Veya dersin ki ya yo ben yapabilirim, yapayım dersin. İşte bu doğal bilinç ve zekayla bir durumu değerlendirmek anlamına gelir. Ama işte Filenin Sultanlarını seyretmişim. 15 yaşında, 12-13 yaşında bir genç kızım. Ya işte ben voleybolcu olacağım. Bir dur ya, bir sakin ol. Bak olabilirsin. Olamazsın değil ama. Bak voleybolcu olmak ne demektir? Voleybolcu olmak için neler yapman gerekir? Ne kadar disiplinli çalışman gerekir? Yoksa voleybolcu olacağım demekle, iki tane top oynamakla sen o şampiyonluğa gelemezsin. Bir düşün bakalım, bir sakin ol ama. Ya ben öyle olmak istiyorum falan. Neden? Aklında çünkü televizyonda voleybolcu bayanlar alkışlanıyor, Cumhurbaşkanı kabul ediyor falan filan. Onun getirdiği bir heves var. O yapay zekalı deyim yerindeyse. O hevesle de sen voleybolcu olacağım diyorsun. Bir sakin ol, bir dur yani, olabilirsin. Atıyorum, ayağın sakat değil, gözün kör değil, kolun herhangi bir sakatlığa sahip değil, olabilirsin. Ama bak, olmak istiyor musun? Ve bir bak, niye olmak istiyorsun? Bir sakin ol. İşte bu sakinlikte bakarsak, doğal ve objektif bir değerlendirme yapabiliriz. Buyurun. Etkilenmiyor dediniz ya, ya da şey gidiyor, ona oraya geldik, oraya... Ermişlere gelmeyeceğim bugün. Ya, gelmeyeceğim, yapacak şey yok. Ermişleri başka zaman konuşuruz. Evet, buyurun. Hocam, meslek seçimde kendimde öğretmenimde, yani öğretmenimde konuşurken, hep ilgi, yetenek ve emek doğrultusunda seçim yaptılar. Ben özellikle hani yapay zekada konuştuklarım biraz bilgisayarlı, biraz psikolojik anlamda düşündüğüm için özellikle hasta olan birinin tedavisinde hangi duygu düşünceler daha çok etkili olur? Ya da mesela daha çok hastalıkların daha çoğu geneli yani psikolojik anlamda olmuyor. Psikolojik anlamda insan gerçekten kötü olunca bu sefer bedene de yansıyor. İnsan çok daha fazla rahatsız olabilir. Hocam biz Rabbimizle kendi sesimizi ayırt edemiyoruz. Muhtemelen yani istemem ama. Çok yukarıdan bir yerden girdin. Orada işte bütün yani benim evde kıvranışlarım falan hepsi yani kendi adını söylüyorum. O arasındaki farkı. Bak sen şu anda ayıramayacağın bir şeyin üzerinde duruyorsun. Diyorsun ki bunu ayırdık mı zaten ben size derim ki böyle ayrılıyor arkadaşlar ve zaten mevzu biter. Artık son sohbetimiz olur zaten. Evet, güzel değil olur. Güzel olur. Tabii çok da güzel olur yani. Anlatabildim. Ama öyle bir hani bu bireysel bir şeydir. Ben bunu kendim farkındalığım yükselirse ayırt ederim. Ama bununla ilgili bir formül veremem. Öyle bir formül yok çünkü. Anlatabildim. Öyle bir formül yok. Yine bakın dediğim gibi, hayır o onun değişik bir tadı var, onu fark edersin. Ama bunu fark edebilmen için zihninin biraz sakinleşmesi lazım. Ben de onu diyorum. Diyorum ki önce senin zihnini dolduran, o böyle bir arı kovanına döndüren o zihne bir bak. Ama arasında dolaşma, bir dışarıdan bir bak. Ne kadar gereksiz soru soruyor. Ne kadar gereksiz mevzuyu çözmeye çalışıyor. Hocam hangi arı soktu onu da anlamıyoruz. Bir şey çıkmaya çalışıyoruz ama birileri sokmuyor. Nasıl bir şey değil mi? Yani keşke olsaydı falan diyorsun. Yani bazen fark ediyorum.
Peki bak şöyle bir şey diyeyim sana. Zihnini hiçbir zaman sakinleştiremeyeceksin. Ama sakin bir alana çekileceksin. Sen zihin değilsin. Zaten tuzak orası. Bak yapay zekam ne diyor sana? Sen diyor ki sen zihinsin. Ve zihnini sakinleştirmen lazım. Sahte bir yerden geliyor ve sen diyorsun ki zihnimi nasıl sakinleştirebilirim? Diye soru soruyorsun o zaman. Halbuki zihnimi sakinleştirmeyeceğim. Zihnimi gözlemleyeceğim. O doğal olarak sakinleşecek. Ama ben sürekli düşünceler arasında kavga yapıyorum. İşte böyle mi olacak, şöyle mi? Ya şöyle olursa, ya şöyle olursa. Ya o güvenilir görünüyor ama ya güvenilir biri değilse, o şöyleyse, o böyleyse. Ya kafamda o kadar doldu ki ya böyle hiçbir şey de net değil. Bir şeyler de netleşmeyince o kadar kafam karışıyor ki al sana karmaşa. Halbuki dur bir sakin ol. Yani karşındaki sana dünya çapında bir anlaşma mı öneriyor? Fazla güvenmiyorsan güzel bir anlaşma yaparsın yani. Yani bu kadar mesela güvensizlik, öfke, gerginlik veya mesela bazılarına diyorum ki ya bak diyorum bu kadar öfkeli olma. Ama hocam diyor, siz öyle diyorsunuz, iyi davran diyorsunuz ama o yarın da böyle olacak. Diyorum ki nereden biliyorsun, kahin misin? Kahinsen ben sana tabi olayım, ben sana bundan sonra soru sorayım. İçindeki bu kahine niye inanıyorsun? Neden inanıyorsun o kahine biliyor musun? Çünkü sana birkaç tane tesadüfen doğru şey söylemiş. Hani geçen bir kadın vardı, Fenerbahçe şampiyon olacak deseydi ya, demişti ya. Kazara Fenerbahçe şampiyon olsa biz ne yapacaktık şimdi? Sürekli o kadının ne dediğine bakacaktık. Abi o Fenerbahçe'yi bilen kadın var ya, o çok iyi bir astrolog abi. O ne diyor? Vallahi geçen onu dinledim, çok kötü şeyler söylüyor. Yani Allah korusun, bir de vuracaksın falan. Öyle gideceksin. Neden? Çünkü tesadüfen attığı, yalan demeyeyim de, tahminlerinden bir tanesi tuttu. Ama senin o yapay zekan ne diyor sana? Bak diyor tutturdu diyor. Bundan sonra da tutturabilir. Sen diyor onu dinle. Bak ne diyor. Anlatabildim. Ben niye zekamı susturayım ya? Benim işim gücüm yok mu? Ne yapıyorsa yapsın. O zihin ne yapıyorsa yapsın. Ne olacak diyor İsmail, sorun ne olacak? Ne yapacaksın? İlerleyecek misin? İşte şunu yapacak mısın? Bunu becerebilecek misin? Ben de ona diyorum ki vallahi bilmiyorum. Bir anda duruyor. Ama diyor bilmen lazım. Vallahi diyorum ben bilmiyorum. Sen biliyorsan sen bilirsin. Hocam aslında zihnimle tartışmıyorum ki onun gürültüsünün malzemesine dönüşeyim. Hocam aslında siz dediğiniz gibi şimdi ben buraya geliyorken gelmeden önce motorla aşağı iniyordum. Bir işim var. Arabadan karşıma geldi. Motosiklet daha bir şey olduğu için. Yalan yok ben. Abi bu bir kelime söyledim yani. Dikkat edin bunu bağırın. Size de geleceğim biliyorum. Zaten algım bozuldu. Hani bütün gün dedim ruhani takıldım falan. Öyle de bir algı var. Buraya geldim. O şeyi berbat etti beni. Benim bütün ruhaniyeti o aldı götürdü. Allah belasını versin. Ya bu zamanda da ruhani olamıyorsun zaten böyle bir durumda. Arabadan inse adam duydu dediğimi. Hani belki gelemeyeceğim. Hayır. Özür dilemeye kalksam içimdeki diyor ki lan bak özür dilersen geri vites atma. Daha da üstüne gelir. Demem. Demiyorsun. Demem. Yani 40 tane hikaye sana uydurabilir o yapay zeka. Demem yalan yok. Demem yani. Eyvallah. Yok yani örnek veriyorum. Sana 40 tane hikaye uyduracak. Şimdi bu nasıl? Mesela yapmışsa ben de demesi lazım. He? Tabiyse demek lazım. Sen aynı bir arabayla denk geldin. Tabii tabii. Ya kusura bakma kardeşim. Ağzımdan kaçtı yanlış söyledim der çıkarsın. Ben aşağı doğru gittim. Hocam aşağı doğru gittim. Adam geldi. Yani vuracaktı. Öyle bir sövdü. Özür dilerim. Kusura bakma dedim. Abi ben eli kola hareketi yaptım. Ondan sonra özür dilerim. Yok yani. Hayır yani. İnsan... Adam bana küfretti. Ben yine özür dilerim. Çünkü aslında küfretti. Şimdi bakın. Ne işin... yapayım? Şimdi içimde ne eyvallah mı? Kanka konulara rağmen kalkıp bir adam kurallar dedim. Adam bana küfretti. Hocam bunu sormak istiyorum. İçimde ne eyvallah mı? Hani ben onu ağzına söyledim. Buraya da gelirim.
Tabii bak işte sonra o... Pazartesi de gelir. Bak o içinde falan... eyvallah etmeyeni gör, sonra onu en yakın yerde çöplüğe bırak. Bak o sen değilsin. Anladın mı? O içinde eyvallah etmeyen, ki çocukluğunda belki hikayeleri vardır, eyvallah etmiştir, daha çok tepesine binmiş olabilirler. Var, var. Ha, öyle vardır. O yapay zeka sana ne diyor? Bundan sonra eyvallah etme diyor. Yapay zekayı anlatabildim mi bilmiyorum. Konumuz şu anki yapay zeka değil. Zihnimizin sahte, yapay zihninden bahsediyorum. Yapısından bahsediyorum. Biz bu sahtelik üzerine oturuyoruz. Tabii tabii. İnsan düşünen bir varlık. Tabii. Ya düşünen... Eyvallah. Ve ben bunun eğitimiyle bu yaşa kadar geliyorum. Şimdi söylediğim şey... Ya. Hocam, biraz modern dedim. Yani... Evet, biraz onu sorguluyoruz. Hoca kadar güzel sormadım. Aslında daha öfkeliyim. Eyvallah. Yani şunu aslında görmemiz gerekiyor. Annem babam böyle tanımladı hocam. Bir şekilde her şeye kızdı, her şeye bağırdı. İşte hani orada tamam. Bir, öyle bak, bir şey... Dikkat et, tamam. Bak ne dedik? Psikolojik bir zeminde anne babayla, sosyal çevreyle karşılaşıyoruz. Ve etkileşirken o psikolojik şey diyelim buna, işletim sistemi. Evet, o işletim sistemi bazen doğru yorum yapıyor, bazen saçmalıyor. Ama saçmaladığını fark etmesi de çok zor. Genel olarak saçmalıyor. Evet, saçmalıyor. Sonra o saçmaladıklarını... Hani bizde var ya, abi ben hayattan çok şey öğrendim. Ne öğrendim? Asla geri vites atmayacaksın. Ya da abi bizim dediği, her şeye özür dilerim diyeceksin. Çünkü insanlar... Hatta olduğunu da hocam diyor. Daha, yok şaka diyorum. Hani mesela, hatta bazıları vardır. Abi her şeye özür dilerim diyeceksin. Adam dengesizin tekidir. Haklı olsam bile hatalıyım diyeceksin ki paçanı kurtarabilesin. Bu sefer zihnin sana bir pasiflik öğretir diyelim. Anladın mı? İşte bu bahsettiğimiz yapay zeka böyle bir şey. Ve biz bunun tarafından şu an manipüle ediliyoruz. Ama müjdeli taraf şu, doğal zekamız yerinde duruyor. Anladın mı? Yani yapay zeka doğal zekamızı bozamaz. Buyurun siz bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Mesela düşünmediğinde gerçekten doğal oluyor. Zaten eyvallah. Aslında burada şunu da söylediğiniz üzerinden ben de bir çağrışım. Aslında arkadaşlar, bu sahte ve yapay zekayı oluşturan psikolojik mekanizmamız ve bu psikolojik mekanizmamızdaki düşünce, duygu ve davranış imkanımız kötü bir şey değil. Fakat biz her şeyi ona teslim etmişiz. Hani diyorlar ya, bir gün gelecek yapay zekaya teslim olacağız. Bunun gibi ona teslim olduğumuz için o da otomatik çalışıyor. Yani bir bakıyorsun, annen baban hiçbir yaptığını beğenmiyor diyelim mesela. Öyle bir annen baban olduğunu diyor. Öyle bir öğretmenin var, sürekli seni tahkir ediyor. Sürekli seni küçümsüyor. Şimdi öyle bir öğretmenle ne yapar o? Otomatik işler. Ha, demek ki ya okul kötü deyip okulu bırakacak, ya da hocanla çatışma diyecek, büyüyünce ona hesap sorarsın diyecek, ya da ya o diyorsa vardır bir bildiği, ben de demek ki gerizekalının tekiyim diyecek. Ya yani bunun gibi otomatik kalıplarla işleyecek. Hangi kalıp işlerse işlesin fark etmiyor. Yani bazıları der ki, ya benim öyle gerizekalı bir öğretmenim vardı, bana hakaret etti, ben de büyüdüğümde mezun oldum, onu bir güzel dövdüm. Sen de sahte bir yapay zekayla. Ve öbürü der ki,
Ya ne bileyim işte hocam hep öyle diyordu. Ben de kendimi çok ezik hissettim. Hiç böyle bir şey yapabileceğime inanmadım. İşte hepsi bunların sahte. Biri sana der ki, sen hayatta hiçbir şey beceremezsin. Sen gidersin büyük şehre, becerirsin. Sonra karşılarına oturup işte ben buyum dersin. Bu da sahte zekadır. Sen niye kendini birilerine ispat etmek için bu kadar çaba gösteriyorsun? Veya ya işte büyüklerin bana öyle dedi, senden bir halt olmaz dedi, ben de hiçbir şey yapmadım. Bakın hepsi sahte. Doğal kalıyor hocam. Efendim? Doğal bir kene kalıyor. Heh, güzel bir şey. Doğal bir şey var. Denge. Doğallık. Bakın, şimdi biri diyor ki tansiyonun yüksek. Şimdi mesela bende tansiyon yüksekliği var. Şimdi ben şimdi birine gitsem, ya biri diyor ki tansiyonun yüksek, o ilacı veriyor. O zaman da diyor ki tansiyonun düşük. Ya ne tansiyonu? Bıktım bu tansiyondan mı diyeceğim? Yoksa tansiyon dediğim damardaki kan basıncını doğal ve dengeli bir hale mi getireceğim? Yoksa ya bir yükseliyor bir iniyor. Hani bazı şeker hastaları vardır. Bir şey yer fırlar, insülini basar, düşer. Kardeşim bu kan şekerinin doğal bir denge noktası yok mu? İşte doğal o. Doğal zeka o, doğal bilinç o. Evet, zahiren bir sebep-sonuç yasası da vardır. Ama bu her zaman ve her durumda değildir. Hani bir de hayat sadece hani fizik, kimyanın çalıştığı şey değil ki. Mesela atıyorum, işte bazı vardır, meşhurdur. Ya işte biri sana kötülük mü yaptı? İşte mutlaka ona bir iyiliğin dokunmuştur. Güzel bir Instagram şeyi değil mi böyle? Acaba ona ne iyilik yaptım? Bir de böyle bir jargon var değil mi arkadaşlar? Ya kardeşim bir dur ya. Yani tamam, sana kötülük yapan bir insanla iyi bir sürecin olabilir. Hatta onu çok desteklemiş de olabilirsin. Çok iyiliğin de dokunmuş olabilir. Ama sen nereden böyle bir şey çıkardın? Nereden çıkardın? Bu nerede yazıyordu? Hani bunu Newton mu buldu, Einstein mı buldu, Heisenberg mi buldu, kuantum böyle mi söylüyor? Tabii uydurukçu kuantumcuları kenara koyuyorum. İşte ne yaparsanız size döner falan filan hikayelerini. Ya bir dur. Yani iyilik yaptığın bir insan sana çok iyi de davranabilir. İyilik yaptığın bir insan sana dünyanın en büyük kötülüğünü de yapabilir. Şimdi mesela ben bunların ikisini de yaşamış biriyim. Yani dünyada en büyük kötülüğü dünyada en çok iyi davrandığım insanlardan görmüşümdür. Ama benim zihnimde hiçbir zaman şu oluşmaz. Ya bak, bundan sonra kimseye iyilik yapmayacaksın. İşte kime iyilik yapıyorsan ondan kötülük bekleyeceksin. Bu böyledir. Ben denedim, gördüm. Böyle bir cümle üretmiyorum. Neden? Çünkü böyle bir cümle yanlış. Ama sahte zihnim bana böyle bir formül sunabilir. Ve beni bununla aldatabilir. Ve bana birkaç örnek de vererek, bak öyle olmadı mı deyip kendisini bana meşrulaştırabilir, legalize ettirebilir. Ama ben gene derim ki, sen sahtekarsın. Sen bana yanlış formül üretiyorsun. Evet. İyilik yaparken hocam, beklentiniz o ise karşındaki de bir şeyler beklemeyiz. O zaman direkt yanlış yere düşüyor ben. Ha, şimdi onun daha derinine inmiyorum. Ben ortalama zihin üzerinden söyledim. Hakikatine bakarsak ben hayatta hiç kimseye iyilik yapmadım. Ben fıtratıma göre davrandım. Herkes de kendi psikolojik sürecine göre davranmıştır. Bak bu hakiki zekadır. Anlatabildim mi? Bu hakiki zekadır. Senin orada dikkat ettiğin tek şey vardır. Allah'tan gelen iyiliği kendine mal etmeden ve hiçbir beklenti taşımadan Allah seni o iyiliğin içinde tuttuğu için şükretmektir. Bu kadar. Benim gerisi benim zihnim, benim doğal zihnim. Onun dışında hiçbir şeyi değerlendirmez ve manasız bulur. Ama yapay zihnimiz sana 40 tane formül üretir. Hepsi de yanlıştır. Eyvallah hocam. Çok özür dilerim. Hocam böyle bir şey yok. Mesela iyilik yaptığında bir destek açtığında bir kolaylık sağladın. Oradan sen beklemesen de oradan bir olumsuzluk karşılaşır. Bir sonrakinde biraz daha tedbir veya biraz daha filtreyi daha böyle kontrol veya daha şey yaparak
Hayır. Hayır, daha gerçekçi olacağız. Gerçekçi olmak demek daha kontrolcü olmak değil. Bakacaksın karşındaki insan, atıyorum işte gayretli, çaba gösteren, imkan ve kabiliyetini kullanan biri mi? Kullanıyor. Ama senin sende olan bir desteğe ihtiyacı var. Sende de o imkan var, Allah vermiş. Sen de o imkanı kullanırsın. Bitti, bu kadar. Başka hiçbir hikaye üretmeye gerek yok. Gerçek, fıtri olanı... Ya onun gelip gelmeyeceğinden de emin değiliz aslında. Yani onu da ben o kadar onaylamıyorum. Yani... Yok ya, evrende çok şey çalışıyor. Bakın onu söyleyeyim. Evrende o kadar çok şey çalışıyor ki, fakat hiçbiri kanun değil. Yani atıyorum, yani şimdi Hazreti Yusuf'u 11 kardeşi de kuyuya atmış. Lan ne biçim kanun bu yani, değil mi? Diyesi geliyor insanın. Ama öyle bir kanun yok yani. 11 kardeşin olur, 11'i de melek gibi olabilir. Sen sürekli kötülük beklersin. Ama hiç o beklediğin büyük kötülük olmayabilir. En son o kafayla mezara gidersin. Ulan niye bu kadar büyük kötülük bekledim? Hiçbiri de olmadı. Ya bence evrende kanunlar dediğim şey çok gizemlidir. Ve size şunu söyleyeyim. Allah hiçbir kanunun istisnasız olmasına izin vermez. O yüzden evrende tek bir kanun var. O da şu. Allah'ı bil, onunla bağını hatırla, hiçbir zaman unutma ve onun seni görmek istediği kişi ol. Bu kadar. Gerisi, bütün hepsi gereksiz bir şeydir. Hiçbir kanuna da ihtiyacımız yoktur özünde. Tek kanun olacaksa da budur. Ve dediğim gibi yaratıcı, yaratılıştaki her şeyde istisna var etmiştir. O yüzden... Hani bakın, her şey, bütün sıvılar donduklarında hacimleri küçülür. Bir tek istisna var ama dünyada çok önemli bir yeri var. Su. Su o istisnaya sahip olmasa hayat belki zor devam edecek. Ama bakın, bir istisnası var. Dolayısıyla evrende tek bir kanun var. Onu da Kur'an'daki bir ayetin ifadesiyle hatırlarsam söyleyeyim. İnnallâhe me'akum eynemâ küntüm diyor. Nerede olursanız olun Allah sizinledir. Bana bu kanun yeter. Hepimize de yeter. Nerede olursan ol Allah seninledir. Bu bilinçle hareket et. Gereksiz korkular, gereksiz arzular... Ya kötülük yaparsam ne olur, iyilik mi bulurum, kötülük mü bulurum? Bana ne kardeşim? Ben ne bulduğumla ilgilenmiyorum ki. Ben ne olduğumla ilgileniyorum. Ne bulduğumla niye ilgileneyim? Hazreti Yusuf kardeşlerinden kötülük buldu. Bu onun problemi mi? Hazreti Yusuf ne oldu? O iyi oldu. Neden? Olduğu şey oydu zaten. Ya iyi olursam ne bulurum? Ne bileyim ne bulurum? Bilmiyorum, ilgilenmiyorum da. İlgi de duymuyorum. Kafamı da bununla meşgul etmiyorum. Gerek yok ki. Neden? Çünkü ben ne olduğuma bakıyorum. Ne olduğumdan sorumluyum. Ne bulduğumdan sorumlu değilim ki. Düşünün, Allah sizi ne bulduğunuzdan mı sorumlu tutuyor? Böyle bir ayet var. Ne olduğunuzdan, nasıl davrandığınızdan sorumlu tutuyor. Ben ne bulurum, ne bileyim ki? Bazen birileri bana diyor ki, ya biri sana senin hakkında kötü şey söylüyor ama söylemeyeyim ya. Zannediyor ki ben merak edeceğim, ya söyle ya ne dedi falan filan. Ya bana ne, istiyorsan anlat, istemiyorsan anlatma. Ben bununla ilgili değilim. Anlatsam da ben ona aa böyle mi dedi diye bakmayacağım. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun diye bakacağım yani. Sen bunu hangi niyetle anlatıyorsun diye bakacağım. Benim... İnsanların bana nasıl davrandığıyla veya benim neyle karşılaştığımla bir ilgim olamaz ki. Ben bunu zaten belirleyemem. Değil mi?
Ben neyi belirleyebilirim? Allah'ın benim fıtratıma koyduğu kodlara uygun şekilde veya uygun olmayan şekilde davranabilirim. Bu benim kontrolümde. Anlatabildim mi? O yüzden iyilik yapmayın. Zaten yapamazsınız. Oradan başlarsanız cümleye bu sefer iyiliği ya denize atmak zorunda kalırsınız ya da elinizde patlar. O yüzden nihai nokta iyilik yapamayız. Ama iyiliğin aracı olabiliriz. İyilik bizim üzerimizden akabilir. İyilik bizim üzerimizden yansıyabilir. Ona da açık olmalıyız. Bu kadar. O zaman ya iyilik yapayım, denize mi atayım, dağa mı gömeyim, cebimde mi kalsın demek zorunda kalmazsınız. O yüzden bakın, yapay zekanızın tuzaklarına düşmemeye özen gösterin. Bir sakin olun. O bir şeylere bizi alıştırmış. Ve bir şekilde bizi düşünmeye, hissetmeye alıştırmış. Hatta biz bazen deriz ya, ya ne bileyim öyle alışmışım deriz yani böyle en son. Biri bize bir şey anlatır. Ya bak bu o kadar doğru değil ya ne bileyim işte hep öyle alışmışız. Ya da ana babamıza sallarız yani. Abi tamam ne yapayım? Annem babam şöyle veya böyle davranmış. Öfkeliymiş, alınganmış, küsüyormuş, kaygılıymış, felaket tellallığı yapıyormuş. Ya benim de annem felaket tellallığı, Allah hepsinden razı olsun. Yani bir şey olmuyor ki, mesela şu bardak şurada dursun, kesin bak o düşer der. Artık ben de tebessümle, anne düşer değil mi diyorum. İçinden o gülüyor artık yani. Çünkü farkında değil, alışmış ona. E şimdi ben de ona kavga ederek mi konuşayım? Ya da sürekli tepki vererek mi? Diyorum ki anne düşecek değil mi diyorum. Nereden biliyorsun anne? Sen diyorum süper zekisin diyorum anne. Sonra gülümsüyor da kendi kendine. Neden? Çünkü öyle bir otomatik kalıp işliyor içinde ve buna karşı uyanık olamıyor. Ona hemen kapılıyor. Düşecek, kırılacak. Her şey annemin gözünde ya kırılacaktır, ya düşecektir, ya bozulacaktır. Veya diyelim ki bir arkadaşım mı var, dikkat et diyor, üçkağıtçı olabilir, seni herkes kandırıyor. Herkes de beni kandırıyor yani mesela, böyle bir şey. Şimdi ben de o durumda kalkıp, ben o kadar geri zekalı mıyım acaba diye düşünmüyorum. Çünkü manasız bir şey. Ha, o da güya ki beni korumak için yaptığını düşünüyor. Onun yapay zekası da ona öyle bir mesaj veriyor. Çocuğumu koruyayım diye bir mesaj veriyor. Dolayısıyla böyle bir yapay zekalarla yaşıyoruz. Ne zaman uyanırsak, ne zaman adım adım, ha nasıl uyanabiliriz? Ya bak bunun bir formülü yok. Yavaş yavaş uyanacaksın. Gereksiz, yanlış, abartılı, sahte düşünce ve duyguları göre göre temizliğe bir bakacaksın doğal bir zihnin var. Zihnin hiç karışık değil. Kafanda hiçbir tilki dönmüyor. O zaman diyeceksin ki hayat buymuş. Evet.